Mersin emniyetinde işkence. Yoksulluk sınırı rekor kırdı. Aladağ'da bilirkişi skandalı. Günün haberleri başlıyor. Çocuklar mı korkuyorlar? Bu kadar mı düşkünler? Kanun hükmünde kararnameyle tasfiye edilen askeri öğrencilerin ve ailelerinin düzenlediği Anıtkabir'de Buluşuyoruz etkinliğinde 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltının ardından otobüslere bindirilen askeri öğrenciler ve aileleri karakol karakol gezdirildikten sonra önce güvenlik şubeye ardından terörle mücadele şubesine götürüldü. Bu süreç içerisinde avukatlarıyla görüşmelerine de izin verilmedi. Polis gözaltına alınan yakınlarından haber alabilmek için bekleyen, aralarında küçük çocukların da bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleye gruptaki askeri öğrencilerin yakınları tepki gösterdi. Çocuğu biber gazından etkilenen bir anne, "Çocuktan mı korkuyorlar, bu kadar mı düştüler?" sözleriyle isyan etti. Çocuktan mı korkuyorlar, bu kadar mı düştüler? Anne, 15 yaşındaki kızlarına getirmişler karakola, tehdit ediyorlarmış. Mersin Emniyeti Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla yaptığı operasyonda 25'i kız öğrenci 80 kişiyi gözaltına aldı. OHAL kararnamesiyle mesleklerinden ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan mağdur ailelere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında 2 aylık bebeği olan bir anne de bulunuyor. Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmeleri de engellenirken mağdur yakınları Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahane'ye ulaşamıyor. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan mağdur yakınları, gözaltına alınanlara işkence yapıldığına ilişkin iddialar yüzünden endişeli olduklarını dile getirirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor. Bunların 15 yaşındaki kızlarına getirmişler karakola, tehdit ediyorlarmış. Kömür vermişler, kömür vereni de almışlar hapse, alanı da almışlar gözaltına. İyice daralttılar, açlıktan öldürecekler insanı. Rabbim ne olur arkadaşlar, dua edelim. Zalimlerin zulmünü bir an önce kırsın. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRKİŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1637 TL olurken, yoksulluk sınırı 5331 TL olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplandığında açlık sınırı yaklaşık 140 TL, yoksulluk sınırı ise yaklaşık 440 TL artış gösterdi. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı da %8.93 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise %9.88 olarak hesaplandı. Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yurt faciasının 5. duruşmasında bilirkişi skandalı yaşandı. Yurt yangınını rapora iş kazası olarak yansıtan bilirkişi heyeti, yurt görevlisini de misafir saydı. Raporun hukuk eğitimi almamış teknik elemanlar tarafından hazırlandığını söyleyen avukatlar, bilirkişi heyetine "çocuklar işçi değil, bu utanca ortak olmayalım" sözleriyle itiraz etti. Mahkeme ise ara kararında tahliye edilen 4 sanığın tekrar tutuklanması talebini yine reddetti. Çocuklarını kaybeden aileler, "niye bizim çocuklarımızın suçlularını bırakıyorlar" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. ...15 Temmuz öncesi gazete temsilcisi olan ve OHAL sonrası hakkındaki asılsız bir ihbardan dolayı 160 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Buğrahan Aydoğan yeniden gözaltına alındı. Pazarcılık yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Aydoğan'ın evi gece geç saatlerde Çorlu Emniyetinde görevli 7 sivil polis tarafından basıldı. Darp edilerek elleri arkadan kelepçelenen vatandaşa hakaretler yağdıran polisler konuşmasını "aksi takdirde balkondan atıp intihar etti" şeklinde rapor yazacaklarını söylediler. Suçun ne olduğunu dahi söylemeyen polisler, dehşeti yaşattıkları aile fertlerini de başka bir odada tuttu, ardından Buğrahan Aydoğan'ı gözaltına aldı. Çorlu Emniyetinde tutulan vatandaşın avukatıyla görüşmesine de izin verilmiyor. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan aile, Aydoğan'a kötü muamele yapılmasından endişe duyduklarını ifade ediyor.